Yukarıda bir tetki geliyor, ses geliyor olur. Uyatavver kulüb. Nasıl geliyor mu? Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun. Rahmeti de üzerinizde olsun. Amin. Bir Kadir gecesinde idrak etmiş bulunuyoruz. Rabbim gerçek Kadir olsun. Amin. Şunu her zaman arz etmeye çalışırım ki kişi samimi olursa her gecesi Kadir'dir. Her hürmet ettiği kişi de Hızır'dır. Yalnız samimi olmayı bilecek. Kuyat evvel kuyum. Medet ya Erhamer Rahimin, medet ya Ekremel Ekremin, medet ya İlahev Alemin. Destur, ya Adem Safiyullah.
Desturna yanu şekurullah. Destur ya İbrahim Halilullah. Destur ya Musa Kelimullah. Destur ya İsa Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa Habibullah. Destur cümle Peygamber Enzam ve Resul-i Kiram Hazreti, destur ya sahibel meydan, rızaan lillahi lil-Fatiha ma'as-salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletul gadr ve mâ edrâke mâ leyletul gadr. Leyletul gadr hayrun min elf şehr, tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizni rabbihim. Min kulli emrin selâmin hiye hattâ matla'il fecr. Sadakallâhul azîm. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Rabbime hamdle başlarım. Sevgili Habibi Muhammed Mustafa, ahir zaman Peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Nebiyyü Müştefa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine selatü selam olsun, âli ashabına da selatü selam olsun, muhib ahbaplarına da selatü selam olsun. Evet, Rabb'ime ne kadar hamd etsek azdır. Herhalde bu kadim geceleri kişiye göre değişecek dersen, bilmem inansım geliyor. Arz ettiğim gibi kişinin samimiyetine göre, samimi, muhib, iman etmiş, acabasız imana sahip. Zaten onu her gecesinde kadir derler de. Derler kelimesi bile fazladan. Demek ki İslamiyet lafla değil. İman lafla değil. İmanın ölçüsü var. Neydi? Emantü billahi ve mulâiketi ve kütübi ve rakkûlihi ve yûmul âhiri ve bil gadere hayrihi ve şerrihi minallâhu teâlâ vel bâsul bâdel mevt. Hakkın eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlü. Değil mi? Bunda noksanlık yaptı mı ne olur? O nispette imanında noksanlık vardır. İslam'ı anlatıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Allah'ın anlattığı gibi anlatıyoruz. Beyan ettiği gibi anlatıyoruz. Başkası öyle anlatmıyor mu? Anlatmadılar. Başkası öyle anlatıyor mu? Anlatmadılar. Ne kapısı ya bu? Neymiş o? Nasıl anlattılar? Bilmem yakın zamanda fakir herkesin bildiği oydu. İslam yalnız ümmeti Muhammed'e mahsus. Ölçüsü savun, salat, haccı, zekat, kelime-i şehadet. Beş şart. Öyle değil mi ya? Değil! Allah'ın beyanını anlatıyorum. Peygamber Efendimiz'in bildirisini anlatıyorum.
Peygamberimiz de buyurdular, la ilahe illallah, kardeşindir senin, kanı katlı haramdır. Kaza meydanlarında dahi kılıç vuramazsın. Düşmanlar karşına çıktığı halde. Allah'tan başka ilah yok, illallah var diyorsa, Allah'tan başka ilah yok diyorsa, illallah'ın da var. Yani şimdi abartmayalım. Yani bunu tekrar ediyoruz, Ramazan planı ısıl ısıl diyoruz ama hoş şimdi Ramazan içindeyiz. Allah tekrarına geldirsin, nihayetine geldik. Rabbim kabul buyursun. Hazreti Allah ne buyuruyor, nasıl tarif ediyor? Lütfen Allah aşkına, Resulullah aşkına daha takvaya velaya götürüyorum diye halt ettin. Necid ediyorsun ümmeti Muhammed'i. Dünyaya hakaret ettiriyorsun. Herkese kafir, gavul, gayrimüslim diye geldik bugüne. Kim verecek bunun hesabını? İtiraz edecek bir ulema tanımıyor bunlar. Dilini çekerler esasını. Habibi Medevi'lere söyle, o Medevi'ye söyle de imanı titremesin. İman yok da kalbine yerleşmedi. Ne desin ya? Müslüman olduk desin. İslam'a girdik desin. Sen bunun üzerine damla durdun. Bu dava hallolduğu zaman emin olun bitmiştir. Bakın beni İsrail'den bir Yahudi vatandaş, çok sevdiğimiz bir ihvanımıza telefon ediyor. Temel hak verdi diye. Bilirler çokları. Hacı Temel hak verdi. Hakiri soruyor da. Yani bunu gururla söylemiyorum. Rabb'ime hamd ederek konuşuyorum. Gurur ne demek? Nesin sen? Öyle demiş. Efendi Hazretleri gibi bir kişi daha olsun. Yemin ediyorum dünya kurtuldu. Bunu beni İsrail vatandaşı söylüyor. İşine geliyor. Canım işte ne demek işine geliyor? İnanın insanlar kardeşimiz. İteklemeyin bunu burnumuzda. Ha, baş belaları var imansız. İsmi ne olursa olsun. Allah belalarını versin. Ben Allah'a inanan insanı anlatıyorum. Benim kardeşim. Hangi peygamber tabi olursa olsun. Hangi peygamber efendinin şeriatına tabi olursa olsun. Anlattığım Hazreti Kur'an. Onların kitapları tahrif oldu. Canım bak diyor öbürden. Allah'a soralım ne diyor? Ne zaman soralım? İsa Aleyhisselam'ın vefatından 610 sene sonra soralım. Sormaya lüzum yok. İsa ihsan etti. Hazreti Kur'an azmışan ihsan etti. Bakalım oraya. Ne zaman? İsa Aleyhisselam'ın vefatından 610 sene sonra. Bakalım İzzal'ın Hazreti Kur'an'a ne buyuruyor Hazreti Allah? Ehli kitabın yediği işçi size helal. Sizin yediğiniz içtiğiniz onlara helal. Namusların iffetlerini koruyan kadınlardan mihirlerini o suretiyle nikahın altına alabilirsiniz.
Biz mescitleri, havraları, kiliseleri koruyoruz. Hazreti Allah buyuruyor. Orada bizim zikrimiz oluyor. Allah aşkına. Ben avukatlığını yapmıyorum kimsenin. Anladığım manada din-i İslam anlatıyorum. Senin anladığın muteber mi? Eğer böyle düşünüyorsan yazık, niye zahmet ettin buraya da gelmeye? Ben verasetleşiyorum. Haykırıyorum bunu senelerdir. Ben sahtekarlığı bilmem, düzenbazlığı bilmem. Allah kahretsin. Hayatımda buna yer yok. Dobra dobra ölmüşüm. Evet. Din İslam'da ölüyoruz. Başka din kabul etmiyorum. Başka din arayan hüsrandadır mı diyorum. Ve size İslam dinini tamamladım. Nasıl? Ya Rabbi, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa ile şeriatı tamamladım. Başka peygamber gelmeyecek. Yeryüzü başı mı kalacak ya Rabbi? Yeryüzü başı mı kalacak? Hayır. Bırakır mıyım, benim rahmetim sonsuz. Kıyamete kadar devam edecek. Ben rahmetimle yarattım dünyayı. Gazab-ı ilahi olsun diye yaratmadım. Lehu mahfuz yazdım altına imza attım, rahmetim gazabım geçmiştir diye. Onun için dünyayı sevmeyen cahil. Dünya bana icat değil diyen gafil. Dünya senin tarlan. Orada biçeceksin, ek burada, ek. Ekmek için vardı Hazreti Allah. Adem Aleyhisselam'a ne buyurdu? Ekiniz, biçiniz, yiyiniz. Üçte vazife verir. Biz Adem'e eşyanın ismini öğrettik. Melaike'ye sorduk, bilemedi ama Adem bildi. Tabii. Biz Adem deyince taş devri, tuş devri, demir devri, çelik devri, atom devri falan, bunu da ötesinde bir devir var mı yok? Her şey Allah'ın yedi kudretinde. Biz Yusuf'a rüyanın tabirini öğrettik, ona hikmet verdik. Biz dilediğimize hikmet veririz. Şunu tekrar ediyorum. Dünya rahmetinde, Allah'ın rahmeti dünyada hiç eksik değildir. Şükür fazla, şükür noksan diyen hata eder. Şükür fazla, şükür noksan diyen hataya girer. O zaman Allah'ın noksan sıfatı diyor demektir. Dün neyse bugündür. Onun için geçmiş mazi demişler. Gelecek istikbal, ne bilelim, geçirdik mazi geçti, istikbal malumatımız yok. Gün bugün, saat bu saat. Gün bugündür, gün bugün, den bugündür, den bugün. Hazreti Mevla'ya buyuruyor. Bugün idrak ediyor musun? Bugünü. Ne edeyim canım, işte biz bir program var, ona göre gidiyoruz. Neyin programı? Muhkem ayetlere demiyoruz, müteşabih ayetlere demiyoruz. İçtihada tabi ayetler, hadisler var. Peygamber Efendimiz yaşantısı içtihada tabi. Ha Kur'an'dan bir şey değilse bunlar. Mesela günah-ı kebair değişmez. Allah'ın haram kıldığı şey hiçbir zaman helal olmaz. Biliyorsunuz bir efendimiz Kasır Azam Seyyidatullah Dirgenan Hazretleri sahrada gidiyordu. Gökyüzünden bir nida geldi. Ya Abdülkadir, ben seni yaratan Rabbim. Bütün kullarıma haram kıldığım şeyi sana helal kıldım. Hazret Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanetlerim huzurdan kovulmuş, şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım dedi. Ve o hitap ondan yerden bir bulut belirdi. Şeytan meydana çıktı. Ya Abdülkadir, Allah'ın muhafazasında olduğun için muhafaza oldun. Ben bu hilemle 70 bin meşayihi yoldan çıkardım. Atık atmasıyorum biraz böyle. 70 bin değil de. Bu ne oldu? Sosun. Hazret'e sordular nasıl anladın diye. Dedi ki Hazret Allah, hiçbir kuluna haram kıldığı bir şeyi başka kuluna helal kılmaz. Bitti. Kâhû yâhîm. Evet. Haram kıldığı şeyi başkasına helal kılmaz. Ve Rabbim'in hitabı bir cihetten geldi, şeş cihetten gelir. Yani beş. Yani biraz şeş beş duvara falan konuşuyor. Öyle şeş cihet, beş cihet. Den gelir. Her tarafı ihata eder insanın vücudunu. Yalnız baş kulağı duymaz, bütün vücut duyar. Allah şimdiden ihsan etsin. Bu hitab-ı ilahiye nail olur inşallah. Oyuncak değil. Samim olduğunuz zaman senet veriyorum size, altına imza edeyim. Allah'ın sıfatları işte yazıyorum kitapta, dikkat edin. Terazi, kantar. Evet. Sakın bu kantarın dışında Allah'a isnat etme bir şey. Neydi o? Mesela subuti sıfatları. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, tekvin, kelam. Arapça. Efendim. Allah eşidir duyan. Allah eşidir duyan. Semi basar. İrade yalnız adama sustur. Kelam. Allah konuşur. Ya Allah nasıl konuşur? Hiç duydun mu? Evet Allah konuşur. Hem nasıl güzel konuşur. Allah her insanı bilir. Lisan kalpten geçmedi ki Allah da bilmez, kimse bilmez. Satırsa kalır, yüze kalır. Kalpten beyne giden ilim, gerçek ilimdir. Beyinden kalbe gelen değil. Karıştırmayın bunu diyorum ya. Aşk ilahidir, mecazisiz olmaz aşkın. Nefsane aşk olmaz. Ama bunun ismi de aşk diyorlar, iyi. Hani İngiliz Çavuşa'da da sen eşi aşık oldun mu diye de. Valla bir gece aşık oldum da yakalandım dedi. İngiliz Çavuşu. Affedersiniz yani söylenmez böyle şey de. Ben ağzıma gelip çekmem. Aşk ilahidir. Nasıl olur? Ona hayranlık duydukça, hayranlık duydukça çoğalır, yakınlık duyarsın. Her şeyden tecrid eder kendini. Ama bu halde dahi, bu hallerde dahi yarından emin olma. Bak şeyhiniz konuşuyor, ustadınız. 85 yaşındayım. Bundan sonra benden ne köy ne kasaba. Ama konuşuyorum. Nefsinize itimat etmeyin. Allah korusun. Havf-ı recayı bırakmayın. Havf-ı recayı bıraktığın zaman varlığa girdin demektir.
Varlık Allah'a mahsustur. Allah'ın sıfatlarına ortak olmaya kalkıyorsun. Ne oluyor? Rezil olursun. İyi anlayın. Evet. Yücehten geldi dedi. Ha, onu diyeceğim. Şimdi subut eden sıfatlar sende var bir nebze. Cüz'i, cüz'i az bir parçası. Allah'ta kül var. Allah görür ama beni Adem gibi, beşer gibi değil. Allah yüzdür ama beni Adem gibi, beşer gibi değil. Ne yapacaksın ahi? Beşerinki hudutludur. Görmüşse hudutludur, duymasa hudutludur. Ondan sonrası yok mu, olmaz mı? Ne yapacaksın ahi? Git. E şimdi bunları bilecek mi insan? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Samimi olduğum müddetçe zaman gelecek ki Allah-u Teala Hazretleri kulundan memnun olduğu zaman konuştuğunu da duyuracak sana, gösterecek, gördüğünü de gösterecek, her şeye muktedir olduğunu gösterecek. Hayatın bundan atı zevkiyle gidecek. İşte ergaçlık. Hayranlık duymamak elde mi buna? Rahmet eyleyen işlerimiz. Allah'ın saati sıfatları zatına mahsustur. Sakın ona ortak falan olayım deme. Başka iş çıkarırsın. Vücut keden beka vahdaniyet muhalefetinin lillaha ve diskiyan bina şeyi. Evet. Kur'an'ı yaşayacak mısın? Evet, elhamdülillah. Yaşamaya çalışacağız. İtikatta medarı ikidir. İlmi tevhid, ameli tevhid. Salih amel, nafi ilim. Lüzumlu ilim. İlmi tevhid, ameli tevhid. İlimi de birlemek, bir. Bir olan Allah'ı anlatmak. Bütün mükemmel onun eseri. Tasavvuf bu, tarikat bu. Yok 20. basamak, 50. basamak. Bırak onları ya. Fakir, 56 senesinden bu yana şeyhim yavrum. Ne öyle basamaktanırım ne bilmem ne. Kası karıştırmayın bütün mamanın kafasını. Evet. Onun için savun selat, hacc-ı zekat, kelime-i şehadet, bunlar Rabbimin lütfu ihsanı kime? Müttaki kullarıma ihsan ederim diyor. İttika sahiplerine veririm. Mümin kullarıma bahşederim. Müslüm değil henüz. Henüz Müslüman İslam'a girmiş. İslam'a girdim desin daha iman kalbine yerleşmedi diyor Hazreti Allah. Sen nereye yerleştiriyorsun bunu? İslam'ı yerinde kullanmayı bilelim. Rabbim ayırmasın İslam dininden. Değilsin zaten. Adem sarfırlarsan kıyamete kadar tek din var mı İslam diyor Hazreti Allah. İkinci bir din yok ki. Duyuralım bunu dünyaya. Duyuruyoruz elhamdülillah. Sesler açıyoruz işte. Gerek burada, gerek Ankara'da açtık sevgili yavrum. Hiç tarikatın, tasavvufun sergisi, evet, doğru olursan açarsın. Başka bir hile buradan yoksa, niye korkacağız? Demeden korktum, demeden korktum. Neyi korkuyorum ben, suçlanıyorum ki? Ben hakimlerin savcıların karşısında aynı söyledim. Güvenlik mahkemesinde aynı söyledim. Ben suçlanıyorum ki, niye korkuyorum senden? Niye korkuyum? Allah'ın emrini yaşamaya çalışıyorum. Ve vazifemi de tebliğ ediyorum, anlatıyorum. Kabul etme. Çok anlatırım da. Hani Şeyh Efendi'nin birisi insanların haline göre bir şeyler yapmışlar. Allah cümlesinin makamı cennet olsun. Sahtekarların değil.
Allah hesap sorsun sahtelerinden. Bir tane derviş var, işte arkasında dolanır. Beraber namaz kılarlar, beraber sohbet eder. Efendim demiş, herkes dergahı doluyor, boş, doluyor, boşalıyor. Böyle ben tuhafıma gidiyorum, zoruma gidiyorum. Bizim dergahta bir fakir varım, bir sen varsın. Allah ayırmasın. Ne yapalım diyor. Efendim biraz çoğalalım, istiyorum. Say istiyor musun Mehmet? İstiyorum. Kıskanıyorum diyor başka dergahları. Peki diyor. Neyse giderken çocuklar gümüş bulmuşlar da ben buldum, sen buldun, bölüşemiyorlar. Geliyor, niye evladım kaybediyorsunuz diyor. Amca biz kuş yakaladık, bunlar bizim diyorlar. Dur yavrum taksim edeyim demiş. Koparmış kafasını, kulağını birine vermiş. Öyle. Aman dede kuşumuz öldürdü diye çığlık atmaya başlamışlar adama. Durdur demiş, yanına getirmiş, demiş, kuş canlanmış, kalkmış. Bu yayılmış ortaya. Yayılınca amanın cemaatten girilmez olmuş. Şimdi Mehmet ayakkabı döndürüyor boynu kapının arkasında. Başka şey yok, sıra gelmiyor ki. Mehmet geliyor, elini öpüyor bir gün, aradan epey zaman geçmiş. Ben bunu amanladım efendim diyor, ben affet de. Şu eski halimize döndürürüz, ne yaparsan yap. Niye yapamadın? Abi ayakkabı döndürmeden başka işim kalmadı mı? Yüzünü göremiyorum ki cemalini. Ne göreceğim ulan işte sen istedin, bize yaptık. Allah'ın lütfü ihsanı. Ama eskiden ben cennet-i alâdayım, şimdi haberim yokmuş diyor. Peki. Bir tane diyor bağırsak temizle de getir bana. Anladım, onlar kaçırmanın olayı var. O cemaati kaçırmanın kolayını biliyorum ben. Çünkü hep üfürük. Yani getiriyor, şişiriyor, beline bağlıyor, akşam namazı kıldıracak. Allah'a verdiği rüküye varınca cazır 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 bir ses çıkıyor. İmamdan. İmamdan değil de bağırsaktan çıkıyor. İşte ne bilsin o bağırsağın imamı karıştırıyor birbirine zavallı. Karıştırdım o yerden nereden geldiğini bilemez. Allah'a ekber diyor secdeye öreğine cazır 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 rahat bak. Zındık evet diyorlar hani yerine yerine namaz kıldım diyor. Ne abdest kaldı ömrün burada falan. Neyse esselamu aleyküm ve rahmetullah esselamu aleyküm. Mehmet buyur sultanım. Kimse kalmadı mı lan? Hep kaçışlar efendim. Onların işi bu diyor işte, yer. Üfürük, tık! Onlar püf deyince toplanırlar, püf dediği yapmış ha. Cırt deyince dağılırlar, oğlum bak. İyi mi? Derviş kardeşlerim, tercih ederim sizi. Siz böyle olmayın Allah aşkına. Acısını ödeyemezsiniz. Samimiyetsizlik buradan başlar. Şeyhim bana böyle söyledi vefatından sonra. Pir Efendimiz'e gittim de kitle yazıyorum kitapta. Kitapta. Pir Efendimiz'i ziyaret ediyorum baş gibi, hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar da var, onlar da tanıyorum artık. Ezik şaka yapıyor. El dolayısıyla falan. Yapmacık. Hiç sevmem yapmacık işlerle. Deh dedim, deh dedim. Vallahi hiç binlerce kravate defne defne gel, bu kuluna yakışmaz, sana nasıl yakıştı dedim. Ben Cenab-ı Hakk'ına çekişmeye başladım. Çıktım dışarı. Geldim otele, daha öyle olmadı, öyle denir ben. Sırt üstü yattım da efendim karşıdan gülüyor bana, baktım. Oturmuş şöyle, Bağdat kurmuş. Mahluk mu? Ne dedi biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii ki sabah yazdım okudunuz. Yağma yok öyle, yağma yok. Yağma değilmiş. Buradan sevgi almadan oradan sevgi mi bekliyorsun dedi. Ana. Burayı sevmeden oradan sevgi mi bekliyorsun?
Vallahi bilmiyorum, ne yaptım ben efendime karşı? Çok severim ben efendim. Allah gani gani rahmet eylesin. Andığım zaman bunu mu diye asırlar hâlâ. Ama efendim ne sohbet eder, ne zikrettirir. Buna rağmen Rabbim'den istedim gönderdi. Oradan sevgimi bekliyorsun dedi burayı sevmeden. Ne demek o dedim ben daha kalktım. Kalktım. Oynadım oynatmam yok. Aklıma şimdi. Efendim ayağını tuttum bir buçuk. Kendi fiyatı var mı? Yüm etmez de. Sırtına mavlalığında maşallah yazarlarmış. Kömüründen. Öyle babayı. Ama o aşk ne aşk biliyor musun? O bu kuş ne bu kuş? Vallahi anahtar gibi döndürdüm ayaklarını. Ne diyorsun sen dedim. Vallahi yerim seni çıtır çıtır. Ne sevmesine bahsediyor. İşte o aç açtı kapımı. Tazarlı niyaz ediyordum. Ana Allah seni taş eder dersin de inanmazdım ana. İşte oğlum taş oldu. Rabbim cümlenizi korusun. Bu taşlaşmadan. Evet, elhamdülillah. Rabbim yine ihsan etti de, sebep bahane şu bu. Sebep bahane bu lan. Anlıyoruz değil mi? Bunları övünmek için anlatmıyorum. Hatalarımı anlatıyorum ben. Efendim nasıl sevmedim ki bilmiyorum. Oradan gidiyor. Ene Medine'sin Ali Babuha. Ben ilim şehriyim Ali Kapısı'dır. Basmadan giremezsin içeriye. Alevilik, Sünnilik bunlar değil böyle. Cümle ümmeti Muhammed'e hitap. Ene Medine'sin Ali Babuha. Ben ilim şehriyim Ali Kapısı'dır. O kapının başka parça, işte fakir o kaptanım. Ben bunu dünyaya haykırıyorum. Ben bunu dünyaya haykırıyorum. Ve Alevi kardeşlerimize diyorum ki gelin, gelin. Ben Aleviliği öğreteyim size. Bu değil Alevilik. Düşman edinmiyorum. Dost kardeşlerim onlar benim için. Ben Hizbullahçı'ya da bağırıyorum o kardeşime. Taliban'la da bağırıyorum, milli görüşüne de bağırıyorum. Gelin kardeşlerim, yapmayın. Gerçek İslam'ı yaşayalım, ne olur. Herkese kafir, gavur, gayrimüslim diyerek bir yere varamazsın. Allah'ın emri bu değil. Onun için niçin kaçıyorsun? Cumhuriyetler seni niye horluyorsun? Niye demokrasiyi horluyorsun? En güzel idare tarzı, insaf et. İdare tarzlarına bakalım. Mutlakiyet, istibdat evvela. Mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet. Kademe kademe gel. Biliyorsunuz, Sultanahmet Hazretleri cennet mekan iki kere meşruti idareyi kurdu. Görülmedi. Ne yaptı? Müsait değil halk. Çok ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'ne girmemize ihtiyacımız var. Sen politikacı değil ya. Ben politikacı ne alakam var? Ne particiyim ne o politikacı. Severim hepsinde. Allah işler rast getirsin. Fakat girelim, girelim. Niye? Affedersiniz, yine bir espriyle başlayacağım. Kadının bir gece efendisiyle kaldığı zaman aman yatakta ne kadar sertmiş demiş. İyane.
Ulan kafalı kafak, nerede yumuşak yatak gördün dedim, boşamış. İyi anı oldu. Biz yumuşak, yumuşak yatağı gördük, bilmiyormuşuz onu. Bakın şimdi bizim kanunları döküyor ortaya da, aman bunlar hiçbir olmaz diyorlar. Nasıl yaşıyorduk biz? Politikaya mı kaçıyor Meşik? Ne? Onun için ha bizi almamış, almasın. Başbakanımızın dediği gibi bilmem ne kriterler demek de Ankara kriteri deriz. Olur mu sen? Değil mi? Vallahi iyi. Aferin. Aferin. Ben şiddetleşiyoruz. Yoksa bizim vazifemiz bunlar değil. Ama bizim vazifemiz iyi kötüyü göstermek yavrum. Sakın bu güzelliklerin aleyhinde olmak olmaz mı? Ya bu kafirlerin kutunu kalkmam gireceğiz. Sen kafir dediklerin Hazreti Allah ehli kitap diyor. Mümin, mütteki onlarda da var diyor. Hatta onların evliyasına tabi olmayın diyor. Niye? Sizin şeriatınız en son tükenmiş şeriat. Hoca onların da şeyi var mı? Evliyası hoppala. Öv amcağın halde. Ya. Maidenli bir süresi. Onu mahvettiler de bizi perişan ettiler zaten. Dünya düşman ettiler o ayetle. O ayet okuduğu zaman herkes elinden kaldırı yapıyor. Böyle kitap olmaz. Böyle semavi kitap olur diyor. Tefsiri yanlış. Zaten doğru. Allah kelamı. Ama tefsirini biz yanlış yapıyoruz. O Yahudiler, Hristiyanları dost edinmek kim? Onlar dost edinmek onlarla beraberdir. Allah'tan korku öyle değil. Allah'ın bildirisi bu değil. Neyse. Fazla uzatmayalım da zamanınızı almayayım çünkü yol tepecekler var. Bu mübarek gecede Rabbimizi zikredelim. Ha bir şey daha ilan edeyim de onu toptan bildirelim. Allah cümle kanundan razı olsun. Dua ediyorum. Kadın ihvanlarından da razı olsun. Fakat biliyorsunuz yakın zamanda ben elimi öptürmüyordum hanım kızlarıma. Niye? Yok. Birkaç senedir öptürüyordum. Şimdikine karar aldım öptürmüyorum. Allah cümlesinden razı olsun. Tehlikeden hacer ediyoruz. İyi anlıyor musunuz? Evet. Peki. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mursalin. Ve selametun alel hazirin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bir hasta varmış da arabada çıkamıyor. 07 diğer vakti 89 atmışız. Bir kere arabayı çeksin hemen. Evet. Kimin arabası? Diğer vakti 89 68. Tamam mı? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Efendim, hep yaptığın ibadetler taatlar zikrunu açmış. Ne? Diyor ben de. Onlar da zikrullahla ilgini tanıyor. Bundan o zaman da zikrullahla özenmiş. Ama Hazreti Allah kesin zikrini olur.
beni kesin tutun. Kıyamet kurulan ayağı cunubihim diyor. Ayakta zikredin, oturarak zikredin, yatarak da zikredin. Kesin, kesin zikir, ölçüsüz zikir. Fakat inanlarında iddianızı aldığınızda daha kendi zikredin, daha kitletli zikredin. Allah'ın inanları icadını nasıl yapıyorsunuz? Çıktığınız zaman da beraber yani ölçülü o ürünler neyin olur bizden de sözler olur. Ya daha şiddetli, daha şiddetli çıkıyordu. Onun için en çok aleyhanımız budur. Şunu önlerim. Rabb'a hamd ederek söylüyoruz ki dergâhımız var, derdun doktu bir dergâh Allah kadından sözsün. Dostlar inşallah ediyorlar. Usulü riayet eden edepli, erkanlı. Onu düşünüyorum. Çalışın. Neyi çalışalım? Neyi çalışalım? Anlatanın önce tasavvufsuz din yaşanmaz. Tasavvufsuz din olmaz. Yalnız ilme yakın cisimli değil. Aynen yakın. Gittim yine yıktım. Hakka yakın. Güzel. Bunun başı bir taraf yok. Sen ilme yakından nereye kadar gidiyorsun? Her sefence olursun başka bir şey olmasın. Feylasof olursun. Feylasofluk kötü mü? İyi de. Bütün maddi ilimlerden tepsiye yani vereyim. Allah'ın varlığını yücettiğin zaman her sefere varlığını idrak edersin diyor. Daha yeni idrak edecek. Atanın üstüleri gitmiş. Daha sen hala Allah'ın varlığı iddia edeceksin. Evet. Yaşar Feylasof burada. Allah taşı vermesin. Feylasof burada. Sevim Vadisi'ni imza ile başkan. Sevim Feylasof'u imza ile başkan. Dersen bir de ne işin var ki? Hocalarım, ne diyor? Feylasof Rıza'yı birisi anlama. Biri ben öğrettim kendi olmama. Her ipte oynadım, yapmadım ama sıra kırmızı, geçemem hocam değil. Dalga geçirken artık. Neyse. Sıra kırmızı, geçemedim. Kendimde oynadım, yapmadım da. Özür var mı? Biraz sadece su içemezsin. İş. Özürüm var, sadece düşemem hocam. Bu ağır gönlüyle uçamam hocam. Ya, uçamam bu ağır gönlüyle. İnanın anlatma pek o değil. Her aşkın bahanesi pek başında özürüm var, sadece uçamam hocam. Neyse. Malet masalaya da olmuyor değil mi? Ne işler anlatıyorum? İmam Gazali Hazretleri makamını yazıyorsun. Allah şifadını ayırsın. Evet, bunlara yegâli inanlara büyük bir nasa olmayın. Nasıl ki İmam Gazali Hazretleri? Ülkesi İslam. Evet. Peygamber Efendimiz'e böyle bir ulema'yı soruyorlar da manada. İmam Gazali Hazretleri'nin ruhunu çağırıyor. İşte diyor, Musa Aleyhisselam, iddia ediyor. Lan uzattım da diyor ki, niye bana uzattın lan? Bir kelimeyi tabi, sen de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda niye uzattın? Ya Musa Aleyhisselam'ın elindeki nedir de asat ettiği şikayetini diyor. İşte bunun da
koyunlarına yaprak dikerim, onunla bilmem ne yaparım, dayanırım, atarım. Ben huzurla indim ayrılmıyorum. Ben de sizin cemalinizden ayrılmak istemiyorum diyorum. Sakarsın ya Muhammed. Onun için hüccet-i İslam dedim, namazları yazdım. Allah cemalinden ayrılmıyorum. Amin. Amin. Peki. Neyse bir zikir tutalım dedim. Allah'a
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Ezzelü Allah. El-Ahiru Allah. El-Zahiru Allah. El-Mâdî Allah. Menkâne fî gâdî Allah. وَمُحِينُهُ بِالْدَارَيْنَ اللَّهِ وَمَنْ كَانَ فِي غَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَعَسْمُهُ بِالْدَارَيْنَ Allah'a emanet olun.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم
Devlet adetlerimizi mümkün millet hakkında dinimiz, imanımız, mukaddesatımız hakkında
hayırlı karalar altında gün getirdiler, nasip ve müessereyle. Ordularımızı karada, denizde, havada, her yerde düşmanlarımızı ve mansur ve müzakereyle. Düşmanlarımızı tatlı perişan eyle. Hastalara şifa dertlere deva. Komşulara deva nasip bir hüsran eyle. Bunlar da bunda bir tane de bir arada kalmışlar. Allah yardım eyle. Allah'ın Rabbine, Atine, Atine, Dünya, Sana, Tevbe, Kınavlarına, bir rahmetle, Ya Rahman, Rahim, ve selamun aleyküm selim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların tezi, şerlerin tezi için bütün insanlıkla ayrılıyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin Fatih Nuzay Şerifi için Celle ve Aleyh Fatiha ve Hassalat. Allah'a emanet olun.